Merhaba, ben Özgün. Kronotrop'un kahvelerini kavuruyorum. 3 senedir aslında Kronotrop'ta çalışıyorum. Öncesinde ev baristasıydım. Kavurmaya girişim aslında Kronotrop'la oldu. Ya bu yeşil çekirdek seçimiyle başlıyor. Yeşil çekirdek seçilmesi ve dükkana gelmesi arasında neredeyse 3 ay sürebiliyor. Bunlar hep deniz aşırı ülkeler aslında. Kahvenin yetiştiği coğrafyayı düşünürseniz, işte ekvatorun biraz üstü, biraz altı dönenceler arasındaki şeritte kahve yetişiyor. Dünyada tropik iklim aslında meyvesi. Sonrasında geldiğinde burada bizim standart bir kabul protokolümüz var. Aslında basit bir fiziksel analiz yapıyoruz. Kahvenin nemine ve yoğunluğunu kontrol ediyoruz. O fiziksel analize göre bir kavurma planlıyoruz. Kavurma denemeleri yapıyoruz. Kahvenin karakterini en iyi yansıttığını düşündüğümüz kavurma profilini seçip, tabii her zaman iyileştirme söz konusu. Her zaman 3 aşağı 5 yukarı oynamalar yapıyoruz kavurmada. Çekirdek elimizde tükenene kadar aynı kavurma profilinde, aynı tutarlılıkta ürünü sunmaya çalışıyoruz müşterilerimize. Kahveyi kavururken kahvenin potansiyelini yansıtmak bizim için çok önemli ve kavrulmuş kahvenin tutarlılığını sağlamak bizim için çok önemli. Yani bir hafta kavurduğumuz kahveyle bir sonra kavuracağımız kahvenin ya da bir önce kavurduğumuz kahvenin arasında fark olmaması lazım ya da minimum fark olması lazım. Bunun için kavurma sürecinde aslında tek datamız sıcaklık. Giriş sıcaklığı kavurmaya başlangıcımızı etkiliyor. Yani soğuk bir çekirdeğe başlangıç, ilk penetrasyon daha yüksek, daha agresif bir kavurma gerektiriyor. Daha sıcak bir kahveye daha nazik bir başlangıç yapabilirsiniz. Bunun için aslında bizim makinenin üstünde 4 tane termoprop var. Bu termoproplar kazanın çeşitli yerlerinden bize sıcaklık datası gönderiyor. Sıcaklık datası yanında makinenin gaz ayarı datası bize gerekli. Ve tabii zaman datası var. Zaman sıcaklık eğrilerini kullanıyoruz bu tutarlılığı sağlamak için. Zaman sıcaklık eğrileri ve zaman burner yüzdeleri bu tutarlılığı sağlamak için çok önemli. Bunun için hem makinemizin üzerinde bir yazılım var hem de bağımsız bir yazılım daha kullanıyoruz. Bu yazılımla bütün üretimleri kaydediyoruz. Toplayabildiğimiz bütün dataları bu sırada topluyoruz. Bir sonraki üretime aynı uygulamaları tekrarlamaya çalışıyoruz. Çok çeşitli kavurma makineleri var piyasada. Aslında genel olarak 3'e ayırabiliriz kavurma makinelerinin prensiplerini. Yani bu ısı transfer yöntemlerini kullanma yüzdeleriyle ilgili birinci prensip. İşte temas yoluyla, işte konduktif. İkincisi hava yoluyla, konvektif. Üçüncüsü işte radyasyon, ışıma yoluyla ısı iletimi. Geleneksel makineler genelde iletim yoluyla ısı transfer ediyor. Bu geleneksel makinelerin çoğunda karşılaştığımız bir yöntem. Bizim makine biraz hava yolunu daha çok kullanıyor. Konveksiyonu daha çok kullanıyor. Tutarlı bir yüzde söyleyemem ama mesela %80 konveksiyon kullanabiliyor olabilir bizim makine. Geleneksel makineler aslında tam tersi. %80 iletim kullanıyor. Yani dokunum artık. Conduction kullanıyor. Işıma kullanan makineler de var. Yani bu ışıma dediğim halojenlerle radyasyon yüzdesini yüksek tutuyorlar. Bizim makine söylediğim gibi ısıyı hava yoluyla daha çok iletiyor. Bunun için arkasında güçlü bir motoru var. Havayı bir bacada ısıtıyor. Bacada ısıttığı havayı, sıcak havayı kazanın içine fanlarla, motorlarla pompalıyor. Ama geleneksel makineler nasıl yapıyor? Geleneksel makinelerde dönen bir tambur var. Silindirik bir tambur. Silindirik tamburun altında alev yanıyor. Bayağı çıplak alev. Tavayı ısıtıyor. Tavada döndükçe değdiği noktalardan çekirdeği ısıtıyor. Tabii yine biraz hava akışı var. Yine tabii ki doğal olarak radyasyon var. Neden bir Türk makine, Türk üreticinin ürününü tercih etmedik, neden böyle bir makineyi tercih ettik diye soracak olursan, bu makinenin diğer makinelere oranla enerji verimi çok daha yüksek. Onun nedeni de ısıttığı havayı sürekli sabit bir halka içinde çeviriyor olması. Isıttığı havayı çekirdeğe yolluyor, çekirdekte biraz sıcaklık kaybı oluyor ve sonra dönen havayı tekrar ısıtıp tekrar geri yolluyor. Kapalı bir devre olduğu için enerji verimi çok yüksek. En büyük verimi bence, benim de en sevdiğim özelliği, çok verimli bir alet oluşu ve çok çevreci bir alet oluşu. Yani 1/4 oranında az yakıt, yine karbondioksit, karbonmonoksit ve azot oksit emisyonlarının çok düşük olması bu makinede. Bir de üreticinin şöyle de bir iddiası var. Sürekli içeride aynı havayı döndürdüğü için oksijensiz bir ortam var. Isınan havayı sürekli yaktığı için de aslında içeride sürekli temiz hava dönüyor. Sürekli temiz havayla kahve kavruluyor. O yüzden dumansız bir sonuç çıkıyor.
çok memnunum aslında makineden. Çok verimli bir makine, otomasyonu, bilgisayar kontrolü, sıcaklık ünitesi çok güzel çalışıyor. Ama hala memnun olmadığım ya da bazı reseptörlere ihtiyacım olduğu noktalar var. Mesela hala aslında fiziksel olarak yeşil çekirdeğin varlığını algılayamıyor. Çekirdek yükle tuşuna basarsam çekirdeğin yüklendiğini varsayıyor ama çekirdeğin olup olmadığını kontrol etmiyor. Oraya mesela ben bir reseptör isterdim üst kat, üst tarafa. Aynı şekilde terazisinde de bir çekirdek olup olmadığını algılayabilsin. Ve bu sistemler birbiriyle konuşabilsin. Çünkü tartısına ne kaç kilo çekirdek koyduğumu ben görüyorum. Manuel olarak kullandığımız kayıt programına onu elle girmem gerekiyor. Yani o datayı otomatik çekebiliyor olsa, çekirdek olup olmadığını algılayabiliyor olsa, keza yine yukarıda çekirdek olup olmadığını algılasa ve ona göre kavurmayı otomatik moddayken kavurmayı kendisi başlatabilse, makinenin otomasyonunu bir tık daha öteye taşımış olurdu aslında. Yani benim gün içinde aslında böyle toplasan 10 dakikamı ya da 15 dakikamı alan işlemler aslında. Ama en azından bir kolaylık daha olurdu. Bu kadar teknolojik bir makine yaptıktan sonra onlar çok küçük eklentiler aslında. Kavurma makinesinin arayüzünde çok basit başlat ve bitir tuşları var. Makinenin ekranını düşündüğünüzde üstünde çekirdek yükleme düğmesi var. Devirdaim motorunu başlatma durdurma düğmesi var. Çekirdeği düşürme düğmesi var. Yukarıya çekilmiş yeşil çekirdeği haznenin içine, kazanın içine düşmesini sağlıyor. Bir soğutma düğmesi var. Kavurma işlemi bittikten sonra soğutma haznesine gelen kavrulmuş çekirdekler soğutma motorunu çalıştırdığınız takdirde soğumaya başlıyor. Aslında bu yine otomatik başlayan bir süreç. İstediğiniz zaman başlatma ve istediğiniz zaman durdurma sizin elinizde. Bir taraftan karıştırıcı bir pedal var. Soğutma haznesine düşen çekirdekleri ters yüz edip homojen soğumasını sağlıyor. Bunlar dışında başka fonksiyonlar da var. Yani tabii bir setup menüsü var. Farklı reçeteleri kaydettiğiniz ve farklı reçeteleri ekleyip çıkardığınız ve modifikasyonlar yapabileceğiniz bir menüsü var. Ve bu menüler arasında da ara geçişler var. Yani bütün makinenin motorlarının frekansını bile ayarlayabildiğiniz setup menüleri var ve konfigürasyon menüleri var. Bunların bazılarına kullanıcıların erişim yetkisi var ama bazılarının işte teknisyen erişim yetkisi var. Yani herkes her menüye erişemiyor ama yani makinenin teorik olarak bütün ayarlarıyla oynayabiliyorsunuz. Tarladan fincana gelene kadar çok büyük bir veri toplanıyor. Tabii tarımsal verilere çok hakim değilim ama en basitinden tarladan toplanan ürünler çeşitli işlemlerden geçtikten sonra kurutma tezgahlarına geliyor. Kurutma tezgahlarındaki nem oranı çok önemli ve nem oranı sürekli kaydediliyor. Tabii belli bir nem oranına düştükten sonra o kahve yolculuğuna başlıyor. Bir şekilde yeni işlemlerden geçiyor, kabuğundan ayıklanıyor, çuvallanıyor ve nakliyeye hazır hale geliyor. Nakliyeye hazır hale geldikten ve bizim elimize ulaştıktan sonra bütün kavurma datalarını biz burada topluyoruz. Öncesinde işte fiziksel analizden bahsetmiştim. Her çuvalı açtığımızda aslında bu fiziksel analizleri tekrarlıyoruz ve kaydediyoruz. Her yeni çuvalda nem kaydediyoruz. Her yeni çuvalda yoğunluk kaydediyoruz ve sıcaklık kaydediyoruz. Yani sıcaklığın nem oranını değiştirdiği varsayımıyla hangi sıcaklıkta, hangi nemde ve hangi yoğunlukta bunlar kaydediliyor. Bütün kavurma dataları kaydediliyor. Bu kavurma dataları işte zaman sıcaklık grafiği üzerinden düşünebiliriz. Hangi dakikada, hangi saniyede çekirdek hangi derecedeymiş? Ve süreler tabii kaydediliyor. Kaç dakikalık bir kavurma. Sonrasında tabii kavurma sırasında bizim için referans olan bazı noktalar var. Kahvenin yeşilden sarıya döndüğü sıcaklık, sarıdan tarçın rengine döndüğü sıcaklık. Tarçın renginden sonra birinci çıtlama dediğimiz bir olay var. İşte yaklaşık bizim makinede 200 derecelerde kahvenin içindeki buharlaşan su kaynaklı bir çıtlama oluyor. Bu patlamış mısırın patlamasına benzetilebilir. Kahvede bir kabuğunu kırıyor. Sonrasında tabii bir de son sıcaklık var. Yani artık birinci çıtlamadan sonra bir süre devam ediyoruz. O süreden sonra kavurma işlemini kesiyoruz ve anında reaksiyonu sonlandırmak için bir an önce soğutmayı alıyoruz. O süre de bizim için önemli. Yani birinci çıtlamadan son sıcaklığa kadar olan süre. Bu 1,5, 1 dakika olabilir, 2 dakika olabilir. Hatta kahvesine göre 5 dakikaya kadar uzatabilirsiniz ama biz genelde 1 dakika ile 2 dakika arasında tutuyoruz bu süreyi ve bu süre bizim için kavurmacılar için bir referans. Son sıcaklık bir referans, total süre bir referans. Aslında bütün süreç bir referans. Dükkanlarda bizim yoğunluk ölçen refraktif aletlerimiz var. Işığın yansıması prensibiyle kahvenin yoğunluğunu ölçüyor. Son ürünün yani son üründen numuneler alıyoruz. Kahvenin yoğunluğunu ölçüyoruz. Kahvenin yoğunluğu ve en son çıkan artık
termosa demlenmiş kahvenin ağırlığı, işte 1 litre su kullanmıştık. İşte 1 litre sudan yaklaşık 880 gramlık bir kahve ürünü çıkıyor. Bu bizim için değerli bir data. O ne kadar ürün çıkarmış demlenme sonunda. Yoğunluk önemli bir data. Yoğunluk ve ürün korelasyonuyla bir ekstraksiyon yüzdesi hesaplıyoruz. Buna demleme verimi denebilir. Demleme veriminin ideali bizim için %20. %20'lik bir demleme verimine ulaştıysak o kahve başarılı bir demlemedir. Eğer %18'lerde kaldıysa işte hafif demsiz, yani yine ideal sınırlarda %18, %22 ama yani alt sınırı %18, üst sınırı %22 ama 18'in altına inmeye başladığında o kahve artık demsiz bir kahvedir, daha sulu bir kahvedir. 22 ve üstüne çıkmaya başladığında da daha yoğun, daha acılaşmaya başlamış, daha gövdeli bir kahvedir ama bu gövdeli her zaman iyi bir sıfat değil filtre kahve için. Bazen bu çok gövdeli, çok ağır ve çok yoğun kahveler yani rahatsız edici olabiliyor. Bunların hepsini toplu bir yerde kaydediyoruz. Kahvenin kalitesi puanlanırken Dünya Kahve Örgütü'nün tadım protokolünü izliyoruz. Dünya Kahve Örgütü'nün tadım protokolü, aslında Dünya Nitelikli Kahve Örgütü'nün tadım protokolü 60 ila 100 arasında bir puanlama aslında. Bu kahvenin kokusundan tadına, kahvenin asiditesinden gövdesine ve en son bitişine kadar, yani kahveyi içtiniz ve kahveyi içtikten sonra ağzınızda kalan lezzetin puanlanmasına kadar bir yelpazede puanlama yapılıyor. Bu eğer 80 ve üstü bir puan aldıysa nitelikli kahve sınıfına giriyor. 86 puanlı kahveler market kahveleri. Market kahvesi demek süpermarkette satılan kahve değil, borsada, borsa üzerinden satış yapılan, borsa üzerinden pahası biçilen kahveler demek. Eğer borsa üstünden puanlanmıyorsa, yani nitelikli sınıfa girdiyse kahve, 80 ve üstü bir puanı varsa, bu fiyatını ya üretici biçiyor ya çıkartırmadaki tadım üzerinden bir puanlama yapılıyor ya da doğrudan artık sizin ilişkilerinizle artık pazarlık boyutuna kadar gidebilir. Sizin üreticiyle yaptığınız ilişkide bu fiyat ortaya çıkıyor. 2 sene önce Dünya Kahve Kavurma Şampiyonası'na katıldım, Türkiye'yi temsilen. Dünya Şampiyonası'ndaki kriterler yine aslında Dünya Nitelikli Kahve Örgütü'nün protokolüyle belirleniyor. Protokolde 4 farklı aşama var. Bir tanesi yeşil çekirdek bilgisi. Senin yeşil çekirdek bilgini sınıyorlar. Sonrasında sana bilmediğin 4 tane, 5 tane ayrı çekirdek veriyorlar. Ve bu çekirdekleri al istediğin gibi kavur diyorlar. Buna deneme kavurması süreci deniyor. Deneme kavurmasında bu kahveleri kavurup bu kahvelerin potansiyelini anlamaya çalışıyorsun. Bunlar hakemlerin önüne gidiyor. Bunları paketleyip jürilere teslim ediyorsun. 2 paket. 5 jüri oluyor. Tadım kriterleri yine tat, koku, gövde, asidite, bitiş şeklinde. Yine farklı değerler, başka kriterleri de var. Ve 100 üzerinden bir puanlama yapıyorlar bu kriterler üzerinden. Senin daha önceden verdiğin yeşil çekirdek bilgisi puanları, birinci verdiğim paketinin puanları, ikinci verdiğim paketinin puanları, hepsi birbiriyle toplanıyor ve en son bir toplam bir not çıkıyor ortaya, toplam bir puan çıkıyor. Bu puan üzerinden bir sıralama yapılıyor ve aynı anda 10 yarışmacı var. 10 yarışmacının ikişer tane kahvesi var, etti 20. Her kahve için 5'er fincan hazırlanıyor, 20 çarpı 5 etti 100. 100 tane fincan var ve 100 tane fincanı aynı şekilde çekip, aynı şekilde demleyip, aynı şekilde tatmaya çalışıyorlar. Yani jürinin işi de çok zor ve ama tutarlı bir iş yapmaları da çok zor. Kahve içicisi bir kahveden en iyi lezzeti alabilmesi için aslında taze kahveye dikkat etmesi lazım. Kahvesi ne kadar taze ise, ne kadar taze çekildiyse o kadar lezzetli bir kahve içecektir teorik olarak. Bu noktada bir rakamlardan bahsedecek olursak kahvenin kavurma tarihi. Hangi tarihli kahveyi, hangi kahveyi, hangi değirmende, değirmen ayarında çekti ve nasıl bir reçeteyle demledi? Bu dataları bir günlükte toplarsa ve bu dataları tekrar etmeye çalışırsa ya da beğenmediği noktalarda küçük ayarlamalar yaparsa bir önceki datalara bakarak kendi demlemesini ya da o kahveyle ilgili demlemesini mükemmelleştirebilir ya da mükemmele yaklaştırabilir. Aslında bu kadar karışık verinin içinde, datanın içinde yani kaybolmak da var bir taraftan ama bir taraftan kahve demlemek bir o kadar da basit. Yani bir tatlı kaşığı kahveye bir fincan su ekleyip cezvede pişirdiğinizde o da lezzetli bir kahve olur. Yani bu biraz duygusal olabilir, biraz duyusal olabilir bu kahve demleme. Yani datalar aslında sadece mükemmel demlemeyi ya da mükemmele ulaşmayı kolaylaştırıyor. Yoksa
Kahve demlemek bir o kadar da basit aslında. Kahveyi koy, üstüne suyu, sıcak suyu boca et. Yani eğer kahve lezzetliyse, eğer kahve tazeyse, kahveye, lezzetli kahveye ulaşmak bir o kadar da basit aslında. Ben teşekkür ederim, bana yer verdiniz.